Öncelikle devletin bir Alevi inancını bir kültür bakanlığına bağlamasını biz kabul etmiyoruz ve Alevi toplumunda hiçbir zaman bunu onaylamadı. Doğru da bulmuyor. Biz de doğru bulmuyoruz. Aslında bunu yapan bugünkü mevcut hükümet buna rağmen bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü aslında bunu şu anlamda yapıyor. Sanki Alevilere bir şey yapmış gibi gösterip aslında önümüzdeki süreçte Alevilerin hakkı olan bir hakkının da önünü kesmek amaçlı böyle bir proje hayata geçirmeye çalışıyor. Sanki Diyanet'in bir karşıtıymış gibi veya onun gibi bir oluşummuş gibi göstermeleri de doğru bir şey değil ki. Çünkü biliyorsunuz bugün Diyanet başlı başınca bir devletin en büyük bütçesini harcayan bir kurumdur. Yani bir Kültür Bakanlığı'nın bir birimi gibi değildir. Türkiye'nin askeriyeden sonra en büyük bütçesi olan bir kurumdur. Oysa biz mevcut hükümetimize layık gördü. Sanki biz kültürel bir derneğiz. O kültürel derneğin bir faaliyetine, projelerine sahip çıkma gibi bir anlayışı. Oysa bu ülkede 25 milyona yakın nüfusu olan bir inancın bu şekilde aslında yok saymaktır. Özü budur. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Doğru da bulmuyoruz. Ve bu acaba bunu yaparak seçim var. Alevilere nasıl hoşgörülü görünüp işte bir şeyler yapmış gibi görünmeye çalışıyorlar. Onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Alevi toplumu bunu kabul etmeyecektir. Bizim nazarımızda yok mündedir bu anlayış, bu faaliyet, bu kurum. Yok. Yani öyle bir şeyi kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. Hepimiz biliyoruz bu Kültür Bakanlığı'na bağlama projesine Türkiye'deki Alevi örgütlülerin %99'u bu karşı çıktı. Yani Alevi Federasyonu olsun, Avrupa Federasyonu olsun, yine bizim büyük kurumlar olsun, Hacı Bektaş Vakfı olsun, Sultan Vakfı olsun ve bizim gibi bağımsız kurumların %99'u buna karşı çıktı. Sadece bir avuç çıkar uğruna buna sahiplenen ve bir nemalama isteyen bir grup var. İşte uzman dedikleri de o nemalanmak isteyen, siyasette nemalanmak isteyen çıkarsa halen bir grup vardır. Onları uzman diye topluma şey yapacaklar ama topluma o uzmanları ne kabul edecek ne de bizim örgütlü gücümüzün içinde yer alabilecekler. Dilerim en kısa süreçte de seçim var. Seçimden sonra da daha umutlarımız yeşerecektir. Daha farklı sorunlarımızın çözüleceğini düşünüyorum. O 40 uzmanın hangi kriterlere göre bunlar seçiyor? Alevi mücadelesine, Alevi inancına bu 40 uzman ne katkı koymuş? Hangi örgütün rızalığını almış? Bunlar hepsi çok önemli. Hiçbirinin ne rızalığı alınmıştır ne de Alevi örgütlerinin içinde bu uzman dediklerin bir rolü vardır, bir ilişkisi vardır. Sadece bugünkü hükümetle çıkar ilişkisinin dışında bu seçecekleri 40 uzmanın başka bir bağı yoktur Alevi toplumuyla.